Evet arkadaşlar iyi günler. Tercihler devam ediyor. Mezunla ilgili arkadaşlarının soruları oluyor. Mezuna kalmalı mıyım? Ne yapmalıyım? Ne etmeliyim? Bununla alakalı çokça soru geliyor. Arkadaşlar bir kere hızlı bir şekilde söyleyeyim ben. Yani birinci senesi olan arkadaşlarımız kesinlikle mezuna kalabilirler. İstediği bölüm olmadıysa şayet. İkinci senesi olanlar kalabilirler arkadaşlar. Üçüncü senede bir daha deneyebilirler. Tamam mı? Bir diğer ifade edeceğim mevzu da şu, yani arkadaşlar bu yılı bir ölüm kalım meselesi haline getiriyorsunuz. Bazı arkadaşlara bakıyorum böyle ölüm kalım meselesi, hocam ben kimseye bir şey izah edemem, çevremin benden beklentileri var, kimsenin yüzüne bakın. Ya ne yaptınız arkadaşlar siz? Yani bu olayı bu kadar egzajere etmenin bir anlamı var mı arkadaşlar? Yani netice itibariyle bir sınava girdiniz. Olmadı bir daha gireceksiniz sınava. Bu kadar basit yani. Yani birçok insan da zaten görüyorsunuz yani iyi bölümlere mesela tıp fakültesine yerleşenlerin %40-50'si %50'si arkadaşlar mezun öğrenciler. Yani ilk atıyorum 20 bine giriyor. Yani eşit ağırlıkta da aynı şekilde hukuk fakültesinde de aynı şekilde arkadaşlar yani. Yani mezun öğrencilerin azımsanmayacak kadar bir sayısı var. İyi bölümlerde, üst bölümlerde arkadaşlar yani. Ondan dolayı tutup bu olayı bu kadar dramatize etmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Ondan dolayı kesinlikle bunu düşünün, kulağınızı her şeye kapatın. Şu tercih dönemi bitince, bak tercih dönemi bittiğinde arkadaşlar şu bitmiş olacak. Yani içinizdeki olumsuz duyguların hepsinin gitmiş olduğunu göreceksiniz. Çünkü yeni bir sezona başlayacaksınız. Tercih dönemin bittiğinde üniversiteye yerleşen arkadaşlar da diyelim ki atıyorum hep tıp aklıma geliyor ama işte diş istiyordu. Farklı bir mühendisliğe gitti. Makine mühendisliğine gitti. Atıyorum. Bu arkadaşların da eğer diş istiyorsa şayet yavaş yavaş pişman olduğunu göreceksiniz. Bunu göreceksiniz. Birinci dönem göreceksiniz yani. Ha şuna ben bir şey demem. Yani istiyordunuz. Gittiniz, makine mühendisi herkes olabilir. Orada da iş imkanları güzel. İstiyordunuz, ettiniz, gittiniz. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama adam yıllardır hayali atıyorum dişti, tıptı veya ilk 15 bin, 20 bindeki mühendisliklerde, Boğaziçi mühendisliklerde, İTÜ mühendislikleriydi. Ama adam tuttu başka bir bölüme gitti. Yani başka bir üniversiteye gitti. Burada ciddi sıkıntı yaşayabilir. Ondan dolayı bence arkadaşlar ikinci, üçüncü hazırlamada hiçbir zaman. Hatta benim şöyle öğrencilerim oldu. 11. sırada öğrencim vardı benim arkadaşlar. Yani bu öğrencim tıp fakültesi gelmesine rağmen dedi ki hocam ben Hacettepe Cerrahpaşa istiyorum. Bir sene daha hazırlandı. Ve bir sene daha hazırlandı. İnanın doğru düzgün bir dershaneye de gitmedi bakın. Doğru düzgün bir dershaneye de gitmedi yani. Çünkü ilk sene gideceğini gitmişti. Ondan sonra arkadaşlar Hacettepe Tıp Fakültesini kazandı çocuk. Evet. Yani bundan dolayı çünkü insan gelişim kat eden bir varlık arkadaşlar. Ben çok nadir gördüm yani. İlk sene 100 bin yaptım hocam, ikinci sene 150 bin yaptım. Çok nadir gördüm bunu. Ya bir aksilik var, bir sıkıntı olmuştur. Psikolojik bir sıkıntı. Bilgiyle ilgili bir sıkıntı değil. Psikolojik bir sıkıntı olmuştur diye düşünüyorum. Yani böyle olan arkadaşlar da. Bundan dolayı arkadaşlar mezunla alakalı ben çok pozitifim. Yani bu mevzuda çok pozitifim. Yani kimler mezuna kalmalı? Bence arkadaşlar tıp isteyenlerden 25 bininci olan, 30 bininci olan sıralamadaki insan arkadaşlarımız mezuna kalabilir. Diş isteyen arkadaşlarımızdan 40 bininci olan, sakın bakın şunu da yapmayın yani. Ailenizin şartlarınızı zorlayıp arkadaşlar ya özel tıp %50'ye gideyim baba, anne, ilk seneniz ise paranıza yazık. İkinci sene 40 bininci olan bir kişi ikinci sene %70-80 tıpa bile girer. Yani tıpa girer yani. %70-80 girer. Yazık etmeyin parasına. Arkadaşlar. O yüzden 40-45 bin bir daha girebilir. Bunlar hep bir barem arkadaşlar. Yani öbür türlü 80 bininci olan arkadaş işte 45 binlerde istediği bir yere baksa. Ben şunu biliyorum yani. 150 binlerden 17 bine çeken, 16 bine çeken, 15 bine çeken arkadaşlarınızı da biliyorum arkadaşlar var ya. Var öğrencilerim vardı böyle yani. Yani bu mevzuda hiç karamsar olmanıza bence gerek yok. Eşit ağırlıkta arkadaşlar
Aynı şekilde yani hukuk isteyen arkadaşlar için 40-45 bininci olan arkadaşlarımız bir daha hazırlanabilirler. Hazırlanma potasına girebilirler arkadaşlar. Sözel'de işte nedir? Aynı şekilde Türkçe öğretmenliği 37 binlerde kapatmış. Yani 50 bininci olan, 60 bininci olan ya 80 bininci olan yani bu 80 bin, 100 bine kadar tekrar hazırlanabilir arkadaşlar. Buralara girebilmek için. Dediğim gibi yaşınız daha küçük. Daha 18 yaşındasınız arkadaşlar. Nedir ya? 18 yaş. 17 yaşındasınız kiminiz. Yani rahatlıkla bir seneden hiçbir şey olmaz yani. Hazırlık okuduğunuz gibi düşünün ya. Hazırlık okuduğunuz gibi düşünün yani. Bu istediği bölüm olmayan arkadaşlar için söylüyorum bunları arkadaşlar yani. Tamam mı? Yani PDR'ye girmek istiyorsunuz. Yani önümde bazı notlar var. Onlardan bakıyorum. Mesela PDR 160K'yla. PDR istiyorsan 180 bin, 200 binci arkadaş bir daha hazırlansa %100 bir sonraki sene PDR'ye girer. Sınıf öğretmenliği 150 Hakkari. Yani 180 bin, 200 bininci olan arkadaş bir daha hazırlansa 151 bin değil çok daha iyi bir yere gider diye düşünüyorum yani arkadaşlar. Özel öğretim öğretmenliği mesela Sözel'de 30 kayla almış. Aynı şekilde 40, 50, 80 olan arkadaş buraya girebilir. Tamam mı? Ondan dolayı benim sizlere kanaatim tekrar hazırlanmanız bu sınırda olan arkadaşlarım. Bir de müfredatla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani hocam yok işte bazı arkadaşlarımız şunu söylüyor. Artık sınav daha zor. Gittikçe zorlaşıyor. Girmem daha da sıkıntılı hale geliyor. Arkadaşlar böyle bir durum yok. Ya sınav zor da olsa, kolay da olsa aynı öğrencileri yerleştirmiyorlar mı buraya? Aynı öğrencileri sıralamıyorlar mı arkadaşlar? Aynı öğrencileri sıralıyorlar. Yani bazılarının şunu kabul etmesi lazım ya, üşeniyorum çalışmaya. Diyorsanız ona, ha şunu da söylemiş olayım ben. Mezuna da kalmak istiyorsanız arkadaşlar, kendiniz isteyin. Aileniz istemez. Tamam mı? Kendiniz isteyin. Ben yaparım deyin. Tamam mı? Bir baba da oğluna onu söyleyecektir zaten. Oğlum sen istiyorsan kal. Der. Baba oğluna bunu söyleyecektir arkadaşlar. Kendiniz istiyorsanız çünkü siz çalışacaksınız. Kalın. Mezuna kalın. Ben günlük 10 saat çalıştım ve istediğim bölümü kazanamadım diyen arkadaşlarımız arkadaşlar çok azdır. Çok minimumdur. Çünkü 10 saat çalışıp da istemediği bölüme giren arkadaş çok azdır arkadaşlar. Bundan dolayı arkadaşlar dediğim gibi her birerleriniz iyi bir şekilde hazırlanıp müfredata girecektim. Sonra onu da bitiriyorum hemen. Oradan giriş yapmıştık buraya. Yani müfredatta arkadaşlar bir değişiklik yok. Matematiğin sorularında bir zorluk derecesi vardı. Fizik, kimya, biyolojiyi birçok arkadaşın kimya biyolojiyi yaptı. Fizikte hafif bir zorluk vardı. Evet fizik biraz daha zordu. Onu da kabul ediyorum. Bunlar da arkadaşlar şu matematikte 40 sorudan adeta 35 ile başladı bu sene arkadaşlarımız. Çünkü 5'i çok aşırı zordu yani. Burada da müfredat arkadaşlar sıkıntısı yoktu. Müfredat sıkıntısı yoktu. Zor soru sıkıntısı vardı. Tamam mı? Zor soru. Ondan dolayı hocam olimpiyat soruları artık soruluyormuş falan filan arkadaşlar. Yani böyle bir şey değil. Yani olay bu değil. Oturup önünüzdeki dokümanları bitirdikten sonra kulvarda yarıştığınız arkadaşlarınız aynı zaten. Aynı kulvarda beraber yarışıyorsunuz arkadaşlar. Sen ondan biraz daha fazla çözeceksin. Bu sefer atıyorum Hacettepe Tıp 40 matematikte alıyorsa 35 matematikte alsın. Önemli değil yani. Değil mi? Şimdilik size bununla alakalı arkadaşlar söyleyeceğim. Bu kadar. Yorumlarda yine sizlerle beraber konuşuruz. Abone olmayı unutmazsanız, bildirimleri açmayı unutmazsanız arkadaşlar sevinirim. Kendinize iyi bakın.